أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Arkadaşlar saftan 6. dersimize başlıyoruz. Konu mudaaf. Biliyorsunuz önceki derste yine kısaca hatırlamakta fayda var. En son sülasi mücerred ve sülasi mezidu fihiden ismi fail ve ismi mef'ul kalıpları nasıl geliyor? Özetle demiştik, genellikle sülasi mücerreden failun vezni üzerinde geliyor. Failun vezninde. Bazen fail, ismi fail, ismi mef'ul ile ortak geliyor. Mesela rahim, rahim anlamında, katil, maktul anlamında. Yani ismi fail, ismi mef'ul vezni birinde ortak. Yani şekil bakımından ortak. Fakat kullanıldığı kelimeye göre de ya ismi faildir ya ismi mef'uldir. Mesela katil her ne kadar fail vezinde olsa da ism-i meful kastediliyor. Rahim her ne kadar yine fail vezinde olsa da fail yani rahim anlamında. Sülasi mezidu fiiden ise başına bir dammeli mim getiriyorduk. İsmi failde bu başına mim getirmemiz arkadaşlar fark etmiyor. Hem ismi faile ismi mefulde. İkisinde de başına bir mim getiriyoruz her halükarda. Dammeli bir mim. İsmi failde ise sondan bir önceki harf meksur oluyor. Mesela mudahricun, mukatilun, mustahricun gibi. İsmi mef'ulde ise sondan bir önceki harf fethali oluyor. Mustahricun, mudahricun, mukatilun, mubaadun gibi. Şimdi geldik muda'afa. Muda'af nedir? Fasılın fil muda'afi. Yani muda'af ile ilgili bir bölüm. Ve yuqalu lehu al-asammu. Muda'afa aynı zamanda asam adı da veriliyor. Asam. Asam ne demek arkadaşlar? Asam sağır demek. Niye bu sağır adı verilmiş mudaafe? Li şiddeti, çünkü şiddetlidir. Hani bağlantıyı şöyle kurabiliriz arkadaşlar. Hani birisinin yine sesini duyuramadığın zaman, böyle sesi az duyan, hafif sağır olan ya da biraz sağır olan birine böyle bağırarak böyle mesela senin adını soruyor ama tam duymuyor. Sen diyorsun ki benim adım Ahmet. Bir daha soruyor. Duymadı ya. Sen diyorsun Ahmet. Böyle ikinci defa böyle biraz şiddetle söylüyorsun. Ahmet, Ahmet. Üçüncü defa söylüyorsun. Ahmet, Ahmet diye böyle şiddetini artırıyorsun. İşte bu mudaaf da sanki muhatap o harfi duymamış, sen o harfi tekrarlıyorsun. İki defa yapıyorsun ve böylece asam oluyor, şiddetli oluyor ve mudaaf oluyor. Ve huve mudaaf fiil mines sülasiyil mücerredi vel mezidi fihi. Sülasi mücerredden ve sülasi mezidden şu şekilde geliyor. İki nokta. Sülasi mücerred ve sülasi mezidu fihiden mudaaf fiil şudur. Ma kâne aynuhu ve lâmuhu min cinsin vahid. Aydın. Ma o fiil ki kana aynuhu aynel fiili ve lamu bi lamel fiili. Yani ilk üç harften birincisi hariç faul fiil değil. Ayn ve lam ikinci ve üçüncü harfleri min cinsin vahidin aynı cinsten. Yani aynı harf olan fiillerdir. Ne gibi? Ke redde. Redde gibi. Kaf teşbihi kafıdır. Redde. Fiilimiz reddedir. Redde de iki tane dal arkadaşlar. Ra faul fiil. Birinci dal aynel fiil. Üçüncü dal lamel fiil. İşte aynı fiil, lamel fiil olan her iki de aynı cinsistendir, aynı harftirler. Ve a'adda, bu sülasi mücerredin örneğiydi. Bu sülasi mücerred. Ve a'adda, bu da sülasi mezidu fihtir. A'adda, ya'uddu, hemze başına gelmiş. Normalde a'addadır, a'adda. Niye redde ve a'adda şimdi mudaaftır? Çünkü diyor, fe inne aslahuma reddede ve a'adda. Çünkü bu iki örneğin aslı şudur. Reddededir. Yani redde, reddede. Faul fil, aynel fil, lamel fil. Aynel fil, lamel fil. Aynı harflerdir. Aynı cinstendirler. Sonra da dalı, birinci dalı, diğer dalın, diğer dalın içine idgam yaparak şedde yapıyoruz ve reddedi okuyoruz. Ve a'adda, yine a'adda de burada aslında iki tane dal var. Sonra bu damları idgam yoluyla birleştiriyoruz. Feuskinet iddalul ula feuskinet sakin yapılıyor, sakinleştiriliyor, sakin kılınıyor. Eddalul ula birinci dal, şu iki dal var ya normalde önce fethaliydi arkadaşlar. Fe'ale vezninde redede yerdudu. Birinci baba giriyor. Redede yerdudu. Fakat mudaaf olduğu için aynel fil, lamel fil aynı cinsten olduğu için birinci dali ne yapıyoruz? Harekesini atıp sakin hale getiriyoruz. Şuraya cezm veriyoruz. Ve udgimet fi saniyeti. Tabi dal, ikinci dal ile beraber gelince, birincisi sakin olunca
buğday diğerlerinin içine idgam yapılıyor, içine sokuluyor. Redde, bak redd, duruyoruz, redde. Yani bu şeddeli şey nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda dal sakin, ikinci dal müteharrik bu şekilde idgam yapılıyor. وَمِنَ الرُّبَعِيِّ Şimdi bunlar sülasi mücerred ve sülasi mezidu fihi demişti ya. Sülasi mücerred, sülasi mezidde mudaf fiil hangisiydi? Aynı fiil, lam vel fiili, aynı cinsten olan, aynı olan fiillerdir. Rubai'den ise وَمِنَ الرُّبَعِيِّ mudaf rubai fiillerden nasıl geliyor? مَا اُفِيلْ كِي كَانَ فَأُهُ وَلَامُهُ الْاُولَى فَأُهُ الْفِيلَ birinci lam vel fiili, şimdi iki lam vel fiil vardı ya. فَعْلَلَ مَسَلَا دَحْرَجَ فَعْلَلَ İki lam vardı. İşte onlardan birinci lam. وَلَامُهُ الْاُولَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ bir cinsten, yani aynı olan fiillerdir. وَكَذَلِكَ عَيْنُهُ وَلَامُهُ الثَّانِيَةُ Aynı şekilde faul fiil ile birinci lam aynı olduğu gibi aynel fiil ile ikinci lam da aynı oluyor. وَكَذَلِكَ yine aynı oluyor. عَيْنُهُ o rubai mücerredin aynel fiil ile وَلَامُهُ الثَّانِيَةُ ve ikinci lam fiili. Onlar da ne oluyor? مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ aynı cinsten oluyor. وَيُقَالُ لَهُ رُبَعِي مُجَرَّدًا مُضَعَفُ olan fiillere يُقَالُ لَهُ denir الْمُطَابَقُ aydan. Ona mutabak da deniyor. Sülasi mücerred ile sülasi mecidu fiildekine deniyor ama رُبَعِي مُجَرَّدًا مُضَعَفُ fiiline mutabak adı da veriliyor. Mutabak. Çünkü mutabıktır, ikisi aynıdır. Yani 1 ile 3, 2 ile 4 birbirine eşittir. Ne gibi? نَحُ زَلْزَلَ يُزَلْزِلُ zelzeleten ve zilzalen. Zelzele fiili madi arkadaşlar. Bakın bu bir, birinci harf, bu ikinci harf, zey üçüncü harf, lam dördüncü harf. Şimdi bir ve üç. Bak zelzele her iki harf aynıdır. Bu rubaide olduğu için böyledir. Bir de bu lamla şu ikinci lam da aynıdır. İşte onu demiştim. مَا كَانَ فَاُهُ وَلَامُهُ الْاُولَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَاُوْ الْفِعْلِ budur. Lam birinci lam budur. İkisi yüzeyindir. وَكَذَلِكَ demişti. عَيْنُهُ وَلَامُهُ السَّانِيَةُ Yine عَيْنَ الْفِعْلِ olan birinci lam. وَلَامُهُ السَّانِيَةُ ikinci lamu الْفِعْلِ O da lam. İkisi de lam gelmiştir. Dolayısıyla rubaiden mudaaf fiili bu şekil geliyor. Zelzela. يُزَلْزِلُ اُنْ فِعْلِ مُضَارَ زَلْزَلَةً مَصْدَر Zilzal o da mastar. İki tane mastar var. وَاِنَّمَا اُلْحِقَ الْمُضَاعَفُ بِالْمُعْتَلَّاتِ diyor, neden mudaaf da mu'teller arasında zikredildi? Hani konu olarak mu'tellerle beraber zikrediliyor mudaaf. Ya da ona ilhak edilmiş, ona eklenmiş. Yani mudaaf da niye mu'tell fiiller gibi o kategoride değerlendiriliyor? Çünkü diyor, لِيَنَّ حَرْفَ التَّضْعِيفِ Çünkü tad'if harfi, yani o tekrarlanan harf, da'if normalde tadif arkadaşlar tekrarlamaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyur. Ya eyyuhellezine amenu la ta'kulur riba adafen mudafeten. Ey iman edenler, faizi kat be kat yemeyiniz. Eskiden öyleydi. Birisi birine bir borç verir bir aylığına. 10 verirse 12 geri alıyor. Bir ay sonra geri vermedi, 14'e çıkarıyor. Vermedi, 20'ye çıkarıyor. Bir sene vermedi, 20'den 30'a çıkarıyor. Böyle kat be kat faiz yiyorlardı. İşte Cenab-ı Hak bundan nehyetmek için La ta'kulu riba adafen mudafeten. Mudaf demek böyle kat be kat. Yani sen harfi katlıyorsun. Mesela med yukarıdaki örneklere baktığımızda mesela redde de sen dalı katlıyorsun. Bir dal daha getiriyorsun. Redde, a'adde hakeza. Yine rubai mücerredde bir zeyn vardı. Bir zeyn daha getiriyorsun. Lam vardı. Bir lam daha getiriyorsun. Katlıyorsun. Niye tad'if mu'tellerle beraber zikrediliyor? Ona ekleniyor. Çünkü diyor tad'if yelhaquhu ibdalu diyenler harfe tad'if demişti. Tad'if harf, yani o tekrarlanan harf yelhaqun ibdalu, ona ibdal mulhaq oluyor. Yani o harfte ibdal, değişiklik meydana geliyor. Çünkü o fiillet harfleri nedir arkadaşlar? Vav ya'ya dönüşüyor, elif vav'a dönüşüyor, vav ya'ya derken böyle ibdal diye bir şey söz konusuydu illet harflerinde. İbdal demek bir harfi başka bir harfe tebdil etmek, değiştirmek. Aynı zamanda bu tad'if harflerinde de ibdal meydana geliyor. Yani tad'if harfleri de bazen kendi mahiyeti dışına başka bir harfe dönüşebiliyor. Ne gibi? Kavlihim, hani Araplar derler emleytu. Emleytu deniyor. Bir mana emleltu. Şimdi bu emleytu'daki ya nereden gelmiş? Şuna bir bakalım. Aslında emleytu'dur. Melle yemillu.
Bunun emla yumli emlelto olması gerekirken, yani burada lamken bu lam yaya dönüşmüş. Demek ki tad'if harfleri de illet harfleri gibi ibdala uğrayabiliyor, değişikliğe uğrayabiliyor. Vel hasfu ve ilhaquhul ibdalu atftır arkadaşlar. Vel hasfu liyana harfa tad'ifi tad'if harfi yelhaqul ibdalu, hem ibdal hem değişiklik ona uğruyor, hem de hazf. Yani bazen tad'if harfi tamamen hasf edilebiliyor, kelimeden atılabiliyor. Kama kalu, nasıl demişler? Mestu, mistu. İki şekilde de kullanılabiliyor. Bu hareket yanlış değil. Yani mestu, mistu. Zaltu, ziltu. Bi fethel fai ve kesriha. Mistu, ziltu. Kesreyle. Mestu, zaltu, fethayla. Her iki şekilde de okunabiliyor. Yani burada iki vecih caizdir. Mistu, mestu. Ziltu, zaltu. İki şekilde kullanılabiliyor. İşte burada mesela hazıf var. Ve ahastu mesela. Ahastu da kullanılıyor. Bunların asıl arkadaşlar mesistodur. İki tane sin var. Mesistu, messe, yemussu. Messe dokunmak. Mesistu, ben dokundum. Normalde mesistu ama sen misto diyorsun. Yani bir tanesini hasfederek bir taneyle iktifa ediyorsun. Bak şede de yok. Mistu, yani sin tamamen hasfedilmiş. Zaltu, ziltu. Mesela zalle ya zillu. Zalle asbaha manasında ya da sara manasında. Normalde şedelidir. Mütekellim için kullanıldığında mesela zalla zalla zallu zallat zallata zalalna zalalta zalatuma zalaltum zalil te zalatuma zalatuna zalaltu. İki tane lam olması gerekirken bir tane lam ne yapmışız? Hasfetmiş. Demek ki tadif harfi hasfe de uğrayabiliyor burada olduğu gibi. Asli zaliltuydu, şimdi zaltu diyoruz. Ve ehastu, aslı ehsestu. Bak mesistu, zaliltu, ehsestu iken asılları misto diyoruz. Zilto diyoruz, ehesto diyoruz. Yani bir tane sini buradan hasf ediyoruz. Diyelim ki şu birinci sin hasf olmuş. Ve zaliltu, ziltu, sakin lam kalmış, şu lam hasf olmuş. Ehsestu, ehestu. Yine birinci sin burada düşmüş ve diğer sin kalmış. Demek ki mudaaf fiil, şey mudaaf olan harfler illet harfleri gibi hem ibdale uğrayabiliyor, değişebiliyor, hem de hasfedilebiliyor. Geldik idgama. Vel idgamu ve aksamuhu. Vel mudaafu. Mudaaf fiiller. Yelhaquhul idgamu. Ona idgam mulhaq oluyor. Yukarıda söylediğimiz gibi. İdgam ona mulhaq oluyor. Ve huve idgam nedir? İdgamı bize tarif ediyor. Ve huve diyor idgam şudur. En tuskinel evvela, iki harften birinci olanını sakin kılman. Onu sakin hale getirmen, eğer harekesi varsa da o harekeyi atarak sakin hale getiriyorsunuz. Ve tudrice fissani, o birinci harfi sakinleştirdikten sonra ikinci harfin içine ne yapıyorsunuz? İdgam ediyorsunuz, derce diyorsunuz, içine koyuyorsunuz. Ve tudrice fissani. Çünkü eğer harf harekeliyse arkadaşlar, harekeli demek hareketli demek. Yerinde duramayan, sağa sola kaçan demek. Eğer harf harekeliyse o harfi diğer harfin içinde tutamazsın. O hareket eder, kaçar oradan. Fakat o harfi sakinleştirince, ona böyle bir sakinleştirici iğne adeta vurunca, o harf artık uyuşuyor. Uyuşunca diğer harfin içine idgam yapılabiliyor. Sakin olmadan idgam yapılamaz. وَيُسَمَّ الْحَرْفُ الْاَوَّلُ مُدْغَمًا O birbirine dağm edilen, birbirine sokulan iki harften birincisine وَيُسَمَّ الْحَرْفُ الْاَوَّلُ مُدْغَمًا Ona mudgam deniliyor. وَالسَّانِي مُدْغَمًا فِيهِ İkincisine de mudgamu fihi. Yani bir harfi diğerin içine sokunca birinci harfe mudgam. Yani idgam edilen demek. Buna mudgam, idgam edilen demek. Ve sani ikinci harfe de mudgamen fihi. İçine idgam yapılan harf demek. Mesela dönelim şurada. Reddede. Asıl fiil reddedeydi. Sonra ne yaptık? Redde. Birinci dali sakinleştirdik ve diğerin içine soktuk. O içine soktuktan sonra o ikinci iki dal aynı dal üzerinde gösteriliyor şeddeyle. İşte bu birincisine mudgam deniyor. Buna mudgam. Buna ise mudgamen fihi deniyor. Mudgam, mudgamen fihi. Yani dağım edilen bu, içine dağım edilen de şu oluyor. Ve saniye mudgamen fihi. وذلك بو ادغام
Yani bir harfin diğer harfin içine koyulması, şedde haline getirilmesi vacibun. Bunun hükmü vaciptir. Olması gerekir. Yani sen bunu yapmadan edemezsin. Yani kesinlikle bazı durumlar var ve o idgam o tür yerlerde gerekiyor. Vaciptir. Nerelerde? Fi nahvi medde yamuddu. Medde gibi yerlerde yamuddu. Yani fiil-i madinin yalın hali. Yamuddu fiil-i mudara. E'adde yu'iddu. Sülasi mezid. Fiil-i madi. Sülasi mücerred. Fiil-i ruba mudara. Sülasi mücerred. E'adde sülasi mezidu fihi. Fiil-i madi. Fiil-i mudara. İnqadde yenqaddu. Ve'atedde ya'teddu. İsvedde yesveddu. İsvadde yesvaddu. İsta'adde yesta'iddu. İtma'enne yatma'innu. وَتَمَادَّ يَتَمَادُّ Arkadaşlar bütün bu fiillerde idgamın yapılması şarttır. İdgam yapılmasa olmaz. Mesela meddeyi sen meddede diyemezsin. Durduk yere meddede diyemezsin. Medde. يَمُدُّ يَمْدُدُّ'dur aslı. يَمْدُدُّ sen يَمْدُدُّ diyemezsin. يَمُدُّ اَعَدَّ اَعْدَدَدِرْ aslı. اَعْدَدَ يُعْدِدُ İdgam yapmamız lazım. اَعَدَّ يُعِدُّ oluyor. Yani bütün buralarda birinci harfin aynı cinsinde olan birinci harfin diğerinin içinde girilmesi ve idgamlı yani şiddetli bir şekilde okunması vaciptir. Ve kezalike hadihi el-ef'alu yine bu fiiller yukarıda zikrettiğimiz fiiller idâ beneytehâ lil-mef'ûli eğer bunlardan bina mef'ûl yaparsan, bina meçhul sigasını yaparsan yine de şedde gerekiyor. Ne gibi? Nehu mudde yumeddu. Mesela başta ne geçmişti? Medde yamuddu. Bunlar şeydi. Bina malum idi. Bina meçhulü de aynı şekilde. Mudde yumeddu. Buna da mesela mudede diyemezsin. Yumeddu diyemezsin. Ya da yumdedu de diyemezsin. Yine idgam şart. Ve keza nezairuhu. Yine bu zikrettiğimiz fiillerin benzeri olan, onlar gibi olan diğer örneklerde de aynı şekilde idgam şarttır. İdgamın yapılması gerekiyor. Ve fi nahvi meddin. Nereye atıftır? Şuraya. Ve zâlike vâcibun fî nehvî medde. İdgâm dedik vâcibdir. Medde yemuddu gibi. Ve fî ve burada. Ve fî nehvî meddin ve meddin gibi yerlerde. Meddir nedir? Mastarın mastardır. Medde yemuddu. Medden. Med. Yani bu tenvinin gelmesi izafe edildiği için. Nehvî meddin. Yoksa normalde med. Mastardır bu. Mastarlarda da yine idgam şart. Ve kezalike yine evet yine idgam şarttır. İza ittasala bil fi'li elifu damiri eğer muttasıl olursa fiille eğer bitişirse fiille elifu damiri zamir olan elif fiille bitişirse o zaman yine idgam yapmak gerekiyor. Evva vavuhu ya da vav olan zamir. Mesela cem'i müzekirdeki gibi. Ev ya'uhu ya da ya'i ya olan zamir. Mesela müfredi müennes mukatabadaki gibi. Bu tür durumlarda yine idgamın yapılması şarttır. Ne gibi? Nehu mudda. Mesela mudda, mudda. Mudda, mudda. Mesela mudda emirdir. Bir kişiye emir edersen dersin ki mudda. Ama tesliye olursa yani karşında iki kişi var ve sen o iki kişiye emir verirsen mudda dersin. İkiniz. Mesela medde uzatmak normalde medde. Mudde sen uzat. Mudda ikiniz uzatın. Dolayısıyla burada yine dalların birbirine idgamı şart gerekiyor. Muddu muda vavi cem'e bitiştiği için. Bak dedi ya şurada. İza ittasala bil fe'li elifu damiri birinci örnekteki gibi. İşte elifi damir budur. Ev vavuhu ya da vavi damir. Çünkü vavi cem'e vavu zamir hükmündedir. Muddu mudda tesniya. Muddu cem'e cem'i müzeker. Ya da muddi bir bayan. Müddi diyorsun sen. O ya da yay vahdette zamir hükmündedir. Dolayısıyla buralarda da idgam gerekiyor. Ve mumteni'un. Bakın yukarıda ne dedi? Vacibun demişti. Ve zalike idgamdan bahsediyoruz. İdgam vaciptir dedi. Fî nahvî medde yemudu şu saydığımız örneklerde. Ve mumteni'un. Bazen de idgam mumteni'dir. Yani idgamı yapamazsın. Yani o harfleri ayırmak lazım. Harfleri çözmek lazım. Fi nahvi şu gibi örneklerde medettu. Bak medettu normalde fiilimiz meddeydi.
Fakat bu maddeyi kendim için, yani fiili mazi çekimini yaptığımızda mütekellim sigasına geldiğimizde mesela medde medde meddu meddet meddete mededine medette medettüme medettum medetti medettüme medettu işte mütekellim için kullandığımız sigada idgam yapamayız. Mesela med tu diyemiyor. Yani zaten telaffuz edilemiyor. İmkanı yok. Onun için zaten mumteni'un diyor. Medettu'da idgam yapılamaz. Daleri ayrı ayrı zikredip çözmek lazım. Mededna mütekellim al gayr sigası. Biz uzattık anlamında. Yine daler ayrı ayrı ve idgamı mümteni eder. Ve medette muhataba diyorsun ki sen uzattın. Medette. İşte burada ta damirdir arkadaşlar. Na, tu birleşince idgam yapılamıyor. Medetteden itibaren ile medettüne. Yani muhatap sigalarının tamamı arkadaşlar. Hepsi de idgam onlardan mümteni oluyor. Fiili madi çekerken muhatap sigalarına geldiğimizde medette, medettüme, medettum, medetti, medettüme, medettunne. Bütün bu altı sigada idgam yapılamıyor. İmran Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur Mehmet. Hani hocam o cem-i mühennesi gaipten itibaren dedik fek ediyoruz, açıyoruz mesela ihmarra, ihmarar ne diyoruz çekimi sırasında. Evet. Bunu ibdal da edebilir miyiz ya ile hani ihmarayne, ihmarayte diye devam ettirebilir miyiz bu şekilde? Raiyaya mı idare etmek? Evet, hani hocam fek ettik ya ihmararne, ihmararte diye devam ettiriyoruz orada. Orada ya ile de ibdal edebilir miyiz acaba? Hani ihmereyne, Yani ihmereyte, bazı ihmereyte. şartlar, bazı durumlar var. Tadif harfi yukarıda dedi ya, şey de olabiliyor. İbdal olabiliyor. Fakat ihmarda bu olabilir mi? İhmarartu, ihmarartuma, ihmarartum. Genellikle ifek oluyor. Ama ya ile oluyorsa şu an onunla ilgili bir kural var mı hatırlamıyorum. Eğer ders içerisinde ya da kitabın ileriki kısımlarında gelirse ibdalle ilgili kısmında olabilir. Duydun mu daha önce mesela derslerde diğer hocalar bir şey söyledi mi bu konuda? Hocam öyle bir duyumum var ya ama emin olamıyorum size sormak istedim. Ben de Sanki öyle bir şu şey an var gibi. için emin değilim ama duymamışım yani. En azından şu an için söyleyeceğim yok. Ama Peki hocam belli teşekkür şartlarda ederim. olursa ihmara yine duymamışım öyle bir şey. Ama kesin olmaz da demiyorum çünkü gelebilir. Eğer kurallara bakacağız, eğer öyle bir şey olursa yani kurallar bize ne derse biz ona göre bir şey diyebiliyoruz. Yani şu an için biz fekki konuşuyoruz. Yani mesela idgam bazı yerlerde vacipti. Bazı yerlerde de mümtenet. İşte şu mümtenet olan yerleri sayıyor şu an. Medetü'de, mededina, medette ila medetünne. Bir de mededine. Cem'i muennesi gaib. Medda, medda, meddu, meddet, meddeta, mededine. Cem'i muennesi gaibe. Ve yemdü Temdüdüne bu fiili madi, bu fiili mudari, yine cem-i muennes. Temdüdüne zaten bu medetünneye kadar demiş ki bu maziydi. Temdüdüne de muhatap. Cem-i muennesi muhatap, temdüdüne. Umdüdüne emirdir. Emri tabi yine cem-i muennes için olan emir. Ve la temdüdüne. Yani bunlar hepsi cem-i muennesle alakalı arkadaşlar. Buradan buraya kadar. Bu sülasi şey bu madidir. Cem'i muennesi gaibe madi. Yemdüdüne cem'i muennesi gaibe yine ama mudara. Temdüdüne cem'i muennesi muhataba. Muhatap olanlara diyorsun. Umdüdüne emirdir. Yine cem'i muennese yönelik emir. Ve la temdüdüne bu da nehidir. Yine cem'i muennese. Bu durumlarda yine darların fekki, darların çözümü gerekiyor. İdgam yapılamaz. Bazen de arkadaşlar idgam caiz oluyor. Yani isterseniz idgamla okursun, isterseniz idgamı çözüp harfleri ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Öyle bir durum, öyle durumlar da var. Onu söylüyor. Ve caizun idgam caizdir. Caiz demek arkadaşlar iki türlü de olabiliyor. Bak vacip dediğimizde tek olması gerekiyor. Mümtenelerimizde olmaması gerekiyor. Caiz ise olabilir, olmayabilir. Ve caizun izada dakhala'l cazimu ala fi'lil vahidi. İdgam caiz oluyor. Yani mümkün oluyor. Ne zaman izada halel cazimu eğer cezm edatları dahil olursa alel fiilil vahidi müfred olan. Şimdi cezm edatları biliyorsunuz fiile geldiğinde müfrede geliyor, tesniye geliyor, cem'in üzerine geliyor. Burada müfredden bahsediyor. Eğer cezm edatları fiili vahid yani müfredler üzerine geldiğinde o zaman sen iki türlü okuyabilirsin.
edersin, istersen idgam yaparsın, istersen idgam yapmazsın. فَاِنْ كَانَ مَكْسُورَ الْعَيْنِ Eğer o cezm edatının dahil olduğu fiil, aynı fiili meksur ise ne gibi? كَيَفِرُّ فَرَّ يَفِرُّ Bak, ferre kaçmak. يَفِرُّ kaçıyor. Anlamında koşuyor yani. Koşuyor, kaçıyor, ikisi de var. عَيْنَ الْفِعِلِ فَادِرْ وَكَسْرَلِدِرْ اَوْ مَفْتُوحَهُ اَنْ كَانَ مَكْسُورَ الْعَيْنِ عَيْنَ الْفِعِلِ مَكْسُورَ سَيَا هَذَا مَفْتُوح ise عَيْنَ الْفِعِلِ مَفْتُوح ne gibi? كَيَعَضُّ عَضَّ يَعَضُّ Bakın, burada عَيْنَ الْفِعِلِنْ harekesi fethedir. Burada ise kesredir. فَتَقُولُ O zaman dersin ki لَمْ يَفِرَّ لَمْ يَفِرِّ İki türlü okunabilir arkadaşlar. لَمْ يَفِرَّ لَمْ يَفِرِّ وَلَمْ يَعَضَّ لَمْ يَعَضِّ Bak, hem fetha var, hem kesre var. Ya'dada da öyle. Hem ya'dda, lem ya'addi. Bi feth lami ve kesliha. Lamul fiili. Hem fethali okuyabiliyorsun, hem kesreli okuyabiliyorsun. İki şekilde okuyabiliyorsun. Ve lem yefrir ve lem ya'dad. Bir de burada idgam vardı. Demişti ya, yecuzu ve caizun ila dakhala al-jazimu. Lem yefirre, lem yefirre, lem ya'adda, lem ya'addi. Burada idgamla okuduk. Yani harfleri ra'yı diğer ra'yın içine idgam yaptık. Da'yı diğer da'nın içine idgam yaptık. Bu şekilde okuduk. وَلَمْ يَفْرِرْ وَلَمْ يَعْضَتْ İstersen de idgam yapmazsın, r'leri çözersin. لَمْ يَفْرِرْ لَمْ يَعْضَتْ diyebiliyorsun. بِفَكِ الْاِدْغَامِ İdgamın çözümüyle. Fek demek çözmek. İdgamı çözüyorsun ve harfleri ayrı ayrı okuyorsun. وَهَكَزَ حُكْمُ يَقْشَعِرُّ وَيَحْمَرُّ وَيَحْمَارُّ Bunların da hükmü aynı şekildedir. يَقْشَعِرُّ يَحْمَرُّ يَحْمَارُّ Bunların da hükmü aynı şekilde. İstersen lem cezm edatını getirin. Lem yakşa'irra, lem yakşa'irri diyebilirsin. Bir de lem yakşa'rir diyebilirsin. Yani fek idgam yapabilirsin. Lem yahmarra, lem yahmarri, lem yahmarir diyebilirsin. Yahmarra da ise yine aynı şekilde hem idgam hem şey dörtte bir şerh koymuş. Yahmarru صرح بها لعدم اندراجها تحت قوله فإن كان مكسور العين أو مفتوحه يعني بو قبصما girmiyor مكسور العين ya da مفتوح العين قبصمına girmiyor çünkü bununki ne مكسور ne مضمومdur belki fethalidir وإن كان العين مضموما eğer عين الفعل yukarıda ne dedik مكسور العين ومفتوح ومضمومها şurada فإن كان مكسور العين أو مفتوحه demiştik مكسور olursa ya da مفتوح olursa Ama وإن كان العين مضموما أما إذا عين الفيل مضموم إذا حركة ضمة إذا وزمن في يجوز فيه الحركات الثلاث وزمن هر üç حركة جائزة إسترسن فتحة إسترسن ضمة إسترسن كسرة إلى أخيا بلرسن مع الإدغام وفكه هذا وفكه هم إدغام لو أخيا بلرسن هم إدغام سز أخيا بلرسن يعني هر türlü جائزدir eğer fiil mudar fiilin عين الفعل مضموم إذا وجزم ذات başına gelirse o fiil isen her türlü okuyabilirsin. Bilirsin. İster fethayla, ister dammayla, ister kesile, ister idgamla, ister idgamsız. Fetekulu mesela dersin ki lem yemuddu, lem yemudde, lem yemuddi. Bakın bi harekatis selasi. Bi harekati dali. Yani dal harfinin her üç harekesiyle. Yani her üç hareket damme, kesile, fethayla. Bu dal okunabilir. Lem yemuddu, bak damme. Lem yemudde, fetha lem yemuddi kesreyle her üç şekilde de okunabiliyor. Niye? Çünkü aynel fiil bu aynel fiil mazmumdur. Mazmum olunca hem ötre hem fetha hem kesre ikisi de her üç şekilde de okunabiliyor. Bi harekati dali. Yani dalin her üç harekesiyle. Ve lem yemdud de diyebilirsin. Bil fakki yani idgamı çözerek dalları iki şekilde ayrı ayrı da okuyabilirsin. Ve hakeza hukmul emri. Emir sigası da böyledir. Orada da yine eğer yukarıdaki gibi meksurul ayni meftuh olursa iki vecih caizdir. Mesela firre firri firre emir veriyorsun. Diyorsun ki kaç firri de diyebilirsin. Yani aynel fiili fa yefirir ferre yefirru kesreli olduğu için hem fetha hem kesre caizdir. Ve adda bu da fethalidir. Aynel fiili fethali olunca da iki vecih caizdi. Hem adda diyebilirsin hem عضي عضى عضي بكسر اللام وفتحها يعني لام الفعل لام الفعل ددي يعني لام ددي لام الفعل در burada ra'dır burada dal'dır yani burada r'yi
hem kesreli hem fethali okuyabilirsin. Burada da dağ tarifini hem fethali hem kesreli okuyabilirsiniz. Vefrir ve'adat, bu da emir sigası. Ve aynı şekilde bunlar da zaten emirdi. Bu da fekledir. Yani idgamı çözmüş halidir. İfrir ve'adat. Ve muddu mudda muddi bi harekati dali ve mudud. Emirde de yine dammeli olduğu için aynel fiil. Yukarıda demiştik, eğer aynel fiil dammeli olursa her üç harekete caizdir. Emir tipinde de öyledir. Yine dammeli olduğu için aynel fiil. Emir sigasında da muddu, mudda, muddi her üç şekilde de emir verebilirsin. Bir harekat-ı dali, bir de vamdud, idgamı çözerek, idgamı fekederek de okuyabiliriz. Vamdud. Ve tekulu fi ismil fa'ili, ismil fa'ilde dersin. Ve tekulu fi ismil fa'ili, maddun, maddani, madduna, maddetun, maddetani, maddatun ve mevaden. Yani ismil fa'ilin çekimi nasıl oluyor? Mudaaf fiilin ismil fa'ilin çekimi şu şekilde arkadaşlar. Maddun, yani med eden kimse, med eden fail, o uzatan kişi. Maddani, uzatan iki kişi, iki erkek. Maddune, cem-i müzekker, o med işlemi yapan, uzatan. Maddetun, uzatan kadın. Maddetun, maddetani, maddatun ve mevaddin. Cem-i müennes iki türlü geliyor. Maddatun da, mevaddin de aynı şekilde geliyor. Ve ismin mef'uli, memdudun. İsmin mef'ul ise, memdudun şeklinde geliyor. Darlar arkadaşlar çözülüyor ve çözüldüğü gibi de araya da vav geliyor. Çünkü ismi mef'ulü yaparken faal eden arkadaşlar aynel fiil ile amel fiil arasına biz ne yapıyoruz? Bir vav getiriyoruz. Bak mef'ulun aynen sonra bir vav var. Aynel lam arasına bir vav geliyor. O vav standart bir vavdır. Hangi fiili yaparsan ismi mef'ulü hangi fiilden yaparsan aynel fiil amel arasına o vav geliyor. Mesela mahrucun, maktulun, mansurun, madrubun. Her yerde o vav geliyor. İşte burada da ism meful yapınca daller mecbur çözülüyor. Çünkü araya vav giriyor. Memdudun ke mansurun gibi. Bu da bitti. Geldik mu'tele. Devam edelim arkadaşlar. Duralım mı buna? 5 dakika daha okuyabiliriz. İsterseniz de konu başlıdır. Duralım. Ne dersiniz? Hocam konu başlıdır bence. Duralım. Diğer arkadaşlar. Sen ne dedi bilmiyorum ama. Evet, var mı başka fikri olan? Hocam bence kısa bir konu devam edebiliriz. Muhteli de bitirebiliriz. Muhtel bitmez ama çünkü zaman fazla. Bitmez mi? Yeter, duralım diye mesajlar geliyor. Hocam sen bitmez kolay kolay. Çünkü ayrılacak ya muhtel konusunda. Evet. O bitmez sanki. Tamam, o zaman burada duruyoruz arkadaşlar. 2-3 dakika ara verelim, bu dersin şeyini kapatalım, kaydını, yeni kayıt oluşturacağım diğer ders için. 5 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar, bir soluklanalım ama muhakkak gelelim 5 dakika sonra bir yere kaybolmadan. Tekrar buluşmak üzere, Allah'a emanet olun.